Maç değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Evaluation of the game. Yes. First half, I think it was very, very good. We had the control of the game. We generate many chances. We score after a few minutes, so we unlock the game. It's a shame that we couldn't finish in the first half to score at least another goal. And in the second half, we for 15 minutes we lost the control of the game. And as I said before, Karagümrük is one team that has quality in front to generate danger to anybody, and this is what happened. One amazing game from an individual performance from Borini. Fabio is a top guy, top talent, and what he is doing during the season, he did also today. And after, I think we need to be happy in one side for the to come back and to with the results to draw, but I think it's really is a mix of feeling because for some reason I think we could have won the game, but in the other side also to be conscious that today we could also leave the stadium with 0 points. So at the end I think 1 point is correct. Aslında ilk yarı gayet iyi oynadık. Maça da çok iyi başladık. Maçı kontrol ediyorduk. Çok fazla şans bulduk. Daha maça başladıktan 1-2 dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa burada, o da bir gol daha bulamamak ilk yarıda. O kadar iyi oynarken bir tane daha gol bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik. İkinci yarı başladı. İlk 15 dakika, ikinci yarının 15 dakikasında birazcık kontrolü kaybettik. Tabii ki Karagümrük takımı da çok kaliteli bir takım. 15 dakika verseniz bile bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ne dikkat çekmek istiyorum. Çok inanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta performansı inanılmaz. Çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük. Sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Karışık duygular tabii ki. Maçı kazanabilirdik de ama stadyumdan bugün 0 puanla da ayrılabilirdik. O yüzden karışık duygular diyebilirim.